Çinli yetkililer 2020 yılının Ocak ve Nisan ayları arasında 250 kilise açını kaldırdı. Çin'de İnanç Özgürlüğü ve İnsan Hakları dergisi Peter Winter, hükümetin baskı politikasının bir parçası olarak tüm Hristiyan sembollerinin kaldırılmasını emrettiği bilgisine ulaştı. Önde gelen zulüm gözlemcisi haberine göre Çinli yetkililer 2020 yılının Ocak ve Nisan ayları arasında 250 kilise açını kaldırdı. Haçlar, Çin'in Anvi eyaletinde devlet kontrolündeki kiliselerden biri olan üç benlik kiliselerinde kaldırıldı. Çin'de İnanç Özgürlüğü ve İnsan Hakları Dergisi Bitter Winter, hükümetin baskı politikasının bir parçası olarak tüm Hristiyan sembollerinin kaldırılmasını emrettiği bilgisine ulaştı. Uyan şehrindeki tarihi Gulu Kilisesi de hedef alınan kiliselerden biri oldu. Yüzden fazla kişiden oluşan cemaate sahip kilise, yetkililere engel olmaya çalışsa da 2 Nisan'da haçı kaldırıldı. Gulu Kilisesi üyesi devlete ve yönetmeliklere bağlı kalmalarına rağmen maruz kaldıkları zulüm karşısında şaşkına döndüğünü belirterek yanlış bir şey yaptığımız düşünülüyorsa hükümetle iletişime geçebiliriz. Ancak bize bu şekilde zulmedemezler. Yetkililer herhangi bir belge göstermedi. Sadece sözlü olarak emrettiler ve kendilerine itaat etmeye zorladılar açıklamasında bulundu. Enşin bölgesindeki üç benlik kilisesinin ihtiyar üyesi yerel makamların merkezi hükümetle yaptıkları görüşmelerin ardından kiliselere yönelik operasyonları hızlandırdığını belirterek, inancımızın sembolü olan haçın bölgedeki tüm kiliselerden kaldırılması bizleri çok üzüyor. Ancak merkezi hükümetin emirlerine karşı gelmeye cesaret edemiyoruz ifadelerinde bulundu. Ülkenin an ve eyaletinde Amerikalı hizmetkarlar tarafından 1896 yılında inşa edilen Hafei Hristiyan Kilisesi'nin haçı da yetkililer tarafından Nisan ayı sonlarında kaldırıldı.